İllahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu tasi'a aşere. Eddersu tasi'u vel işrun. 29. ders. Eddersu tasi'u vel işrun min sureti Ali İmran. Nesefi tefsirinin Ali İmran suresinin 29. dersini 77. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve nezele nazil oldu. Fî men o kimseler hakkında ki harrefe Tevrat'e. Tevrat'i tahrif edenler hakkında ne olmuş? Nazil olmuş. Ve beddele na'tehu sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'taki Allah Resulü'nün naatını, sıfatını, özelliklerini değiştiren kişiler hakkında nazil olmuş. Onlar da kimler? Minel Yahudi, Yahudilerden. Yani Yahudilerden Tevrat'ı değiştiren, Allah Resulü'nün naatını değiştiren, tahrif edenler hakkında nazil olmuş. Men harrafe Tevrat'a ve beddele na'tehu ve ahaza rüşvete. Rüşvet. Asıl deptir, rüşvettir. Meşhur biz rüşvet okuyoruz. Oldu mu? Hani Türkçe'de rüşvet diyoruz ya. Normalde deptin nedir? Deptir rüşvettir. Yani ne demek? O Yahudiler ki, o Yahudi ahbarları ki, ne etmişler? Tahrif etmişler. Tevrat'ı tahrir etmişler, değiştirmişler. Allah Resulü'nün naatını değiştirmişler. Milletten rüşvet almışlar. Bunların hakkında nazil oldu. وَاَخَذَ الرُّشْوَةَ عَلَى ذَٰلِكَ. Bu tahrif, tebdil üzerine rüşvet almışlar. Yani rüşvet alarak bunu ne etmişler? Karşılığında, rüşvetin karşılığında bunu yapmışlar. Oldu değil mi? İşte bunlar hakkında nazil oldu. Yalnız Arapça'da rüşvet var, yok değil. Yani meşhur rüşvettir. Yoksa rüşvet de bir lügattir. Rüşvet, rüşvet ikisi de okunur. Yani Türkçe rüşvet diyoruz. O doğrudur. Yani Arabinin bir daptidir. Peki bunların hakkında ne nazil oldu? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللّٰهِ. O kimseler ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ o kimseler ki يَشْتَرُونَ. يَشْتَرُونَ يَشْتَرِيُونَ. Hangi babdır? يَشْتَرِيُونَ يَشْتَمِيُونَ. يَشْتَرُونَ ne demek? يَسْتَبْدِلُونَ. Tebdil ediyorlar. Neye tebdil ediyorlar? بِأَحْدِ اللّٰهِ. Allah'ın ahdiyle değiştiriyorlar. Ahdillah ne demek? Bima ahaduhu aleyhi. O şey ki onun üzerine Allah'la ne etmişler? Ahidleşmişler. Neyle Allah'la ahidleştiler? Minel imani bir resuli el musaddiqi lima ma'ahu. Minel imani bir resuli. Resule ne etmektir? İman etmektir. Allah'a söz vermişlerdi. Biz gelecek olan Resul'e iman ederiz. Satmak anlamına da gelir mi? Yeşteruna. Satın almak. İştira satın almak. Satmak değil. Bir şey karşılığında satın alıyorsun. Satın almak yani. Yok, bir şey alıyorsun. Ne veriyorsun? Semenen kaline. Ha. Şimdi geliyor. Bakın. Allah'ın ahdinin karşılığında satın alıyorlar. Neyi satın alıyorlar? Semenen kaline. Oldu. Bima ahaduhu aleyhi minel imani. Bima aleyhi minel imani bir rasuli el musaddiqi lima ma'ahum. El musaddiqi lima ma'ahum. Yani normal Allah'la ahidleştiler. Bir şey üzerine Allah'la ahidleştiler. O ahidleştikleri şey nedir?
Resul'e iman etmek. O da iman-ı bir Resul el-Musaddiqi lima ma'ahum. O Resul ki el-Musaddiqi lima ma'ahum. Şimdi Resul Tevrat'ı tesdik etmiyor mu? Ediyor. Semavi kitap olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor. Hazreti Musa'ya geldiğini söylemiyor mu? Söylüyor. Ha onlarla beraber olan kitabı tesdik eden Resul'e iman edeceklerine dair Allah'la ahdleşmişlerdi. İşte onunla satın aldılar. Onu verdiler karşılığında. Bir daha ve eymanihim ve bima halefu bihi. Yemin ettikleri şeylerle de satın aldılar. Yemin ettiler. Ne diye yemin ettiler? Min kavlihim vallahi lenu'minunne bihi. Vallahi lenu'minunne bihi. Vallahi bu gelecek olan peygambere iman ederiz. Ve lenensurennehu, ona ne ederiz? Yardım ederiz. Ha, demek Resul'e iman edeceklerine dair Allah'la ahdleştiler. Anlıyorsunuz değil mi? Allah'la ne ettiler? Ahdleştiler. Ve o Resul'e iman edeceklerine dair, yardım edeceklerine dair yemin de ettiler. Evet. Bu sefer bunun karşılığında satın aldılar. Yani bunu verdiler, bunu yabana attılar. Karşılığında ne aldılar? Semenen kalilen. Az bir menfaat, az bir para aldılar. Nedir? Meta'ed dünya. O da dünya menfaatidir. O da nedir? Mine ter... Ne dersin ki? Tereusi. O hemze üzerine bir şede olmalı. Tekessür babındandır. O da riyaseti sürdürmek için. Karşılığında ne aldılar? Riyaseti aldılar. Vel irtişai. O da rüşveti almaktır. Ve nahvi zalike, işte bunların benzeri dünyevi menfaatleriyle satın aldılar. Yani o ahdi verdiler. O yeminlerini bir tarafa attılar. Karşılığında ne aldılar? Az bir menfaat aldılar. Riyaseti aldılar. Rüşveti aldılar. Anladınız değil mi? Şimdi bi ahdillahi, ahdillah ne demek? Bima ahaduhu aleyhi. O şey ki onun üzerine Allah'la ahdleştiler. Kiminle ahdleştiler? Allah'la. Kiminle ahdleştiler diyar? Allah'la. Allah ne olur? Terkibinde mef'ul olur. O zaman ahdillahi, ahad Allah'a idafe olmuş. Demek ki mesel faala idafe olmuş. Mef'ul nedir? Mef'ul şey faal mahzuftur. Bakın bima ahaduhu aleyhi. Ahadu nedir Sefer Hoca? O vav faal. O mahzuf. Bak ahdillahi de vav yok. Faal mahzuf. Hi Allah'a racidir. Ha, ahdillahi. Allah'a ahd Allah'a idafe olmuş. Demek ki ahdillah ahden Allah'a idafe olması faalın mef'ule idafe olmasıdır. Ve eymanihim. Ve eymanihim. Anlıyorsunuz değil mi? Bi ahdillahi ve eymanihim. Yani Allah'ın ahdini ve yeminlerinin karşılığında satın aldılar. Ne aldılar? Semenen kalila. Yani ne demek? Bunları attılar. Bu az bir para karşılığında, az bir menfaat karşılığında. Akıllı olan kişi ahiretini dünya menfaati için terk atar mı? Atmaz. Peki rüşvet almak, reis olmak az mıdır? Nedir? Dünyanın padişahı olursan 20-30 senedir. Fazla var mı? Var. Değer mi ahiretin, ahirette cehennemde bir dakika yanmaya değer mi? Değmez. Ve kavluhu bi ahdillahi. Ahdideki demin neye idafe olmuş? Allah'a idafe olmuş. Dünkü derste ve men evfa bi ahdihi, hani oradaki demir Allah'a da raci olur demiştik. Bir de neye raci olabilir?
men evfaya da raci olabilir demiştik. Öyle değil mi? Peki bir ahdillahi neye idaf olmuş? Allah'a idaf olmuş. Başka var mı? Yok. Bu men evfa bi ahdideki demir de Allah'a raci olmasını tekit ediyor. Bu onu güçlendiriyor. Anladın diye ne diyor? Orada demirdir. Allah'a da götürebiliriz, mene de götürebiliriz. Ama burada Allah lafzına idaf olmuş. O zaman bunun kaynesiyle oradaki demir de Allah'a racidir desek daha iyi olur. Diğer oldu mu olmadı. Bitti. Diyor ve kavluhu bi ahdillahi yukavvi rucu'a demiri fi bi ahdihi ilallahi. Bu bi ahdillahi bi ahdihideki demirin Allah'a raci olmasını ne diyor? Teyit ediyor, tekit ediyor, pekiştiriyor. Oldu mu olmadı diyar? Barış oldu mu? Bitti. Niye bu onu tekit ediyor? Bu Allah lefsi serahten gelmiş. Allah lefsine idaf olmuş ahad. Bu delildir ki bir önceki ahad ki demire idaf olan ahad da Allah. O da Allah'a idaf olmuş. Orada demir Allah'a racidir. Ulaike. Ulaike ba'id içindir. Burada bu de rütbidir. Bundan rütbeleri çok uzak. Şimdi bir şeref itibariyle uzaklık olur. Bir denaet itibariyle ne olur? Uzaklık olur. Ulaike bunlar la halaka lehum fil ahireti. Ahirette bunların halakı yoktur. Ulaike la halaka lehum fil ahireti. Ey la nasibe. Ahirette bunların neyi yoktur? Nasibi yoktur. Halak ne demek? Nasip demek. Ve la yukellimuhumullahu. Allah bunlarla konuşmuyor. Evet. Halbuki Allah cehennem ehliyle konuşuyor. Gaye konuşmuyor. Bima yusirruhum. Bunları ne? Yesur. Yahut da yesur müsir olursa gizlemek. Bima, benimkinde bazı hareketler yanlış. Bima yesurruhum. Onları sevindiren kelam ile onlarla tekellüm etmez. Onları üzecek, onları tehdit edecek, onları umutsuzlandıracak kelamlarla Allah konuşabilir. Ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyameti. Kıyamet gününde onlara bakmaz. Konuşmadığı gibi onlara bakmaz, nezer etmez. Anlıyorsun diyar. Yani bakmaz nezere rahmetin. Rahmet nezeriyle bakmaz. Yoksa gadeb nezeriyle nezer eder. Ve la yüzekkihim. Onları tezkiye etmez. Yani ve la yüsni aleyhim. Onlara sena, övgü de yapmaz. Yine kâlidir, tamam. Ahirete nasipleri yok. Allah onlara bakmaz, onlarla konuşmaz, onlara övmez ama kendiler bir kenarda otururlar yine kâr. Ve lehum azabun elîm. Mu'limun bunlara elem verici azap var. Bakın azabın tenmini tazim içindir. Elimunla vasıflanmak tazim içindir. Lehum haberin takdimi de hasır içindir. Azab-ı elim onlaradır. Başkasına. Onların gayrisine değil, başkasına değildir. Şimdi onlara azabun elimun. Elim normal mu'lim fail manasındadır ama bu gibi yerlerde mu'lem. İhlil de öyle şey yapıyor. Mu'lem fethel okur. Aslında mu'lem elemlenen kimdir? Onlardır. Azap mu'lem değil, mu'limdir. Elem veriyor. Ama mecaz yoluyla ve lehum azabun mu'lemun. O mu'lem azaba nispet ediliyor. Niye? Mübalağa için. Yani o azap o kadar elem veriyor, o kadar elem vericidir. Sanki o azabından kendisi de elemleniyor.
sanki azabından kendisi de, azap kendi o işkencesinden, o dehşetinden, o eleminden o da nasipleniyor sanki. Bakın mübalağa nasıl oluşuyor. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Evet. Tamam. 70 kaçıncı ayete geçiyoruz? 78. ayete geçiyoruz. Ve inne minhum. Bakın inne tekidi ifade ediyor. Muhakkak onlardandır kim? Min ehli kitabi. Ehli kitabdandır kim? Le ferihen. Bir ferik. Ha, bu ferik ehli kitabdandır. Onların gayrisinden değildir. Bu hasri diyarı neden anlıyoruz? Minhum. İnnenin haberidir. Mukaddem olmuş ismine. Bu hasır ondan anlaşılır. Bu bir kuraldır. Yani hakkı tehir olan bir şey takdim edilirse hasri ifade ediyor. Ve inne minhum le ferîken. Bakın inne tehid ifade ediyor. Bir, humun takdimi hasri ifade ediyor. İki, le ferîken lamın lam-ı iptilanın tehid ifade ediyor. Üç, bu ferîk kimdir? Huve kâbünül eşref. Allah Resulü birkaç sahabeyi gönderdi, getire bunu geberttiler. Kâbünü eşref başka ve Malik binu Seyf iki başka ve Hüye yübnu Ahtab başka ve gayrun. Bunların gayrisi de var. Bu ferik bunlar ve bunların gayrisinden ibarettir. Ve inne minhum le feriken bir ferik vardır. Yelvune elsinetehum bil kitabi. Yelvune elsinetehum bil kitabi. Dillerini kitapla ne ediyorlar? Kıvırıyorlar, dolaştırıyorlar. Allah etiyle de. Hani bu kuru fasulye türleri ağaçlara dolanıyor ya, ona ne denilir? Sarmaşık mı? Sarmaşık türü. Sarmaşık ha. Türü. Yani dolanıyorlar demek, yani dilleriyle telaffuz ediyorlar. Yelbune elsinetehum, dillerini kıvırıyorlar bil kitabı, kitapla. Ne demek? Yeftulûneha. Dillerini kıvırıyorlar. Yeftilûneha. Fetele yeftilû. Dillerini ne ediyorlar? Kıvırıyorlar. Bir kıraetihi. Yani kitabın kıraetiyle dinlerini dolandırıyorlar. Çeviriyorlar. Neden? Dillerini çeviriyorlar. Ani sahihi. Sahih kavullerden, sahih görüşlerden, Allah'ın sözlerinden dillerini kıvırıyorlar, çeviriyorlar. Nereye? İlel muharrefi, muharrefe doğru. Yani doğrudan yanlışa dillerini çeviriyorlar, dolandırıyorlar. Yani ne demek? Dilleriyle sahih olanı söylemiyorlar. O muharref, o mugayyer, o batıl, o uydurduklarını ne ediyorlar? Söylüyorlar. Oldu mu olmadı? Bir kitabı yeftilune, fetele yeftilu. Hangi babdır? Darebe yedribu. Yeftilune ha bi kıraatihi ani sahihi ilel muharrafin vel bitti. Vel leyyu, hani yelvunenin aslidir. Ley, anlıyorsunuz değil mi? El fetlu, ley ne demek? Fetil demek. Fetil, hani ipi büküyoruz ya, o demektir. Ne demek fetil? وَهْوَ السَّرْفُ. Hani bir ip bükerken yönünü değiştirmiyorsun. Değiştiriyorsun. وَهْوَ السَّرْفُ. O da nedir? Bak. لَيْ فَتِلْدِرْ. Fetil sarf demek. Döndürmek. Oldu mu olmadı? Hı hı. Peki burada murad ne demek? Dillerini sahihden yanlışa çeviriyorlar. Ne demek? Yani Kur'an'ın kitaplarını tahrif ediyorlar. وَالْمُرَادُ تَحْرِفُهُمْ. Onların neyidir? Tahrifidir. Hakiki Allah'ın sözlerini ne ediyorlar? İstedikleri yöne çeviriyorlar. Ne gibi örnek? Ki ayeti racmi. Racim ayetini inkar ediyorlar. Ve na'ti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün neyidir? Na'tidir. Sıfatlarıdır. Ve nahvi zalike, bunların benzerleri. Ne etmişler? Dilleri bunlardan neye çevirmişler? Yanlış batıla çevirmişler. Racim ayetini inkar ediyorlar. Tevrat'ta var. Efendimizin bütün sıfatları var.
Ve bunlara benzer çok ayetleri ne etmişler? Değiştirmişler. Hani halbuki onlar çocuklarından daha iyi Efendimiz'i tanıyorlar. Abdullah bin Selam Müslüman olunca demiş vallahi ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görür görmez oğlumdan daha iyi onu tanıdım. Allah Resulü'nün olduğunu bildi. Peki niye çeviriyorlar? Niye tahrif ediyorlar? لِتَحْسَبُوهُ Demir nereye gider? Hele söyle diyar. يُرْجَعُ الدَّمِيرُ اِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ يَلْوُونَ اَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ Bak demir يَلْوُونَ اَلْسِنَةً بِالْكِتَابَ gidiyor değil. Bundan anlaşılan bir manaya gider. Peki ne anlıyoruz demin mana ederken يَلْوُونَ اَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ Ne demek, ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Ha ne anlaşılıyor bundan? Demek dilleriyle muharrefi telaffuz ediyorlar. Öyle değil mi? Evet. O zaman tahsebuhu o değiştirilen o muharrefi takisi zan edersiniz. Ne zan edersiniz? Minel kitabı. Siz zan edersiniz ki o Tevrat'tandır. O kitaptandır. Yani doğruyu yanlış batıla değiştiriyorlar. Sanki siz ne? Sanki taki siz o batılı Tevrat'tan olduğunu zannedersiniz. لِتَحْسَبُهُ يُرْجَعُ الدَّمِيرُ اِلَى مَدَّلَ عَلَيْهِ يَلْوُونَ اَلْسِنَةٌ بِالْكِتَابِ وَهُوَ الْمُحَرَّفُ Bakın, لِتَحْسَبُهُ'daki demir muharrefe gider. Muharref geçmiş mi? Evet. Nasıl geçmiş? Hükmen, takdiren. Medrul olarak geçmiş. يَلْوُونَ اَلْسِنَةٌ بِالْكِتَابِنْ medrulüyle geçmiş. وَيَجُزُ اَنْ يُرَادَ بِمْ وَيَجُزُ اَنْ يُرَادَ hani يَفْتِلُونَ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَةً بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ caizdir ki en yurade bundan bu murad edile يَعْتِفُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِشِبْهِ الْكِتَابِ dillerini Şibhul kitabla ne ediyorlar? Mel ettiriyorlar. Yani kitabın benzeriyle konuşuyorlar. Kendince tabi Kur'an mucizdir. Diğer semavi kitaplar muciz değildi. Yani ne demek? Kur'an diyorum. Tevrat'ı değiştirmiyorlar. Tevrat'ın benzerini telaffuz ediyorlardı. Yani Tevrat'tan olmayan şeyleri telaffuz ediyorlardı. Niye? لِتَحْسَبُ ذَٰلِكَ شَبْهَ Ta ki o benzeteleni zan edersiniz minel kitabı, kitaptan. Ey Tevrat'ı. İşaret etti ki kitaptaki eliflam ahni haricidir, Tevrat'a racidir. Yani gaye dillerini şibhul kitabla kıvırıyorlardı, çeviriyorlardı. Yani ne demek? Tevrat'ın ayetlerinin benzerini konuşuyorlardı. Ta ki siz Tevrat olduğunu zannedesiniz. Halbuki Tevrat değildi. Kendileri ne ediyorlardı? Uyduruyorlardı. Oldu mu olmadı? Evet. Tekrar ediyorum. Diyor ve yecuz en yurade bu mana irade edilebilir. Yatifun elsinetehum dillerini bir şibil kitabı. Kitabın şibiyle, benzeriyle dillerini atfediyorlardı, kıvırıyorlardı. Yani benzerinden, kitabın benzeriyle telaffuz ediyorlardı. لِتَحْسَبُ ذَٰلِكَ شِبْهَ Ta ki siz o şibhi zan edesiniz ki, مِنَ الْكِتَابِ اَيْ تَوْرَاتِ Tevrat'tan olduğunu zan edesiniz. Halbuki وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ O ne değildir? Kitaptan değil. O kitaptan değildir. Ne demek? وَلَيْسَ هُوَ مِنَ التَّوْرَاتِ O Tevrat'tan değildir. Ama Tevrat'tan zan edersiniz diye Tevrat'ı onunla değiştiriyorlardı. Veya Tevrat'ta olmadığı halde Tevrat'tanmış gibi telaffuz ediyorlardı, okuyorlardı. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah'tan gelmiş.
Bu Tur Sina'da Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'ın ayetleridir diyorlardı. Bakın dikkat edin. Demin ne dedik? Ve ma huve minel kitabı. Ne de geçti? Bir satır yukarıdan. Ayet hemen değil öncesi. Mi? Ayet ayet ve ma huve minel kitabı. Ve yekulun hemen öncesi. Ve yekulun ha. Hemen maktabı doğru. Ve ma huve minel kitabı. Kitaptan değil. Tam kitaptan değilsen demek ki kendileri öldürüyorlar. Öyle değil mi? Demek ki söyledikleri Allah'tan diyorlar. Halbuki Allah'tan değildir. Değil. Bak ve ma huve minel kitabı. Ne demek? Söyledikleri Tevrat'tan değil. O anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Tekrar ne diyor? Halbuki diyor ve ma huve min indillah. O Allah katından gelmemişti. Zaten ve ma huve minel kitabdan olmayınca Allah'tan gelmemiş. Bu onu ne ediyor? Tekit ediyor. Yüce Allah ehmiyet verdiği, çok ehmiyet verdiği konuları ne eder? Değişik yollarla, metotlarla tekit eder. Ve yekulune alallahi el kezibe. Allah namına yalan söylüyorlardı. İftira ediyorlardı. Hal hal ve hum ya'lemune ennum kadibun. Yalancı olduklarını bildikleri halde yalan söylüyorlardı. Allah'a yalan iftira ediyorlardı. Ve ma huve minel kitabı ve ziyadetü teşni'i aleyhim. Ha, dur o da var. Diyor ve yekulune huve min indillahi te'kidun li kavli ve ma huve minel kitabı. Bu tekidun li kavlihi ve ziyadetu teşnin aleyhim. Yani ziyadetu teşni ne demek diyar? Takbih demek. Yani onlara çok çirkin, onların yaptıklarını çok çirkin olduğunu ortaya koymak için. Bak diyorlar, onların getirdikleri, söyledikleri kitaptan değil. Ve ma huve min indillahi, Allah katından gelmemiş. Demek ki söyledikleri çok çirkin, çok kabih bir nedir? Bir durumdur. Bu hem bir makabre tekit olsun diye, hem onlara bir teşniye, bir kubhun olduğunu ortaya koymak, pekiştirmek için ve yekulune huve min indillahi diyorlar. Oldu. Ma kâne li beşşerîn, bu ayet uzundur. Duralım yarın 81. ayete kadar bakın. Gördünüz mü? Sadece 79 belki az olan bilir. 79'da duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi annaki mantiki.